Yüksek Ticaretler Örgütlülüğü çok çok önemli. Yan örgütlülükleriyle birlikte tüm bu muhasebe uzmanları, Mali Müşavirler Derneği Vakfımız örgütlülüğümüzle birlikte yaklaşık 1 milyon insana Türkiye'de doğrudan yön veren bir örgütlülük. Onun için Türkiye'nin bu örgütlülüğe ihtiyacı var. Şimdi TÜRMOB'un genel sekreterini dinledikten sonra bu TÜRMOB'un ekonomik gücü en büyük odası İstanbul odamızın Mali Müşavir odamızın başkanı Sayın Yelda Bekan'ın kürsüye davet ediyoruz. Sayın Divan Başkanı, Sayın Divan, TÜRMOB'un Sayın Genel Sekreteri ve değerli yöneticileri, Sayın Başkanlar, değerli hocalarım, değerli meslektaşlar, değerli yüksek ticaretler, sizleri şahsım İstanbul Mali Müşavir Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle üyesi olmaktan onur duyduğum dernek yönetiminde görev yapan arkadaşlarımızın başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Zaten biz bu süreç içerisindeyiz. Onların düzenlemiş oldukları tüm etkinliklere gücümüz yettiği oranda katkı sunmaya çalışıyoruz. Özellikle sevgili Saadet Başkan, mezunlarımızla ilgili yaptığımız dayanışma çok enteresandır. Bu ülkeyi ilgilenen insanlar tarafından bu yaptığımız dayanışmayı görevi kötüye kullanmak olarak standartlara geçmişlerdir. Böyle bir ülkede yaşıyoruz ama süreç bedel ödemekten geçiyor. Gerekiyorsa bedel ederiz. Bundan da olur duyarız. Yine çok enteresandır. Cumhuriyet bilgilerine takıldık. İnceleyen elemana dedim ki, denetim elemanına, eğer dedim bu ülkede insanların aydınlarını Cumhuriyet bilgilerine katılmaktan dolayı yargılayacak yargıçlar varsa bundan da olur diyoruz dedik. Şimdi buraya gelip acaba konuşayım, konuşmayayım diye ciddi ciddi düşünmeye başlıyor. Çünkü konuşan herkes üzerine yasalan geliyor. Ve sevgili arkadaşım ifade ettiği gibi başka hesapların içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu konuda izninizle biraz değineceğim. Şimdi yüksek ticaretler gerçekten önemli bir sivil toplum kuruluşu. Özellikle 1990 öncesinde meslek mücadelemizin yasallaşmasında mücadele eden mesleki örgütlerimizden bir tanesi ve bu sürece gelmesinde de ciddi emeği olduğunu ama her yerde dediğim kurulda söylediğim hepsi birisi olduğum Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğimiz Muhasebe Uzmanlığı Derneğimizin de çok özel bir yeri olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi değerli büyüklerim, değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, hem dünya hem meslek geriye doğru gidiyor bildiğiniz gibi. Büyük bir değişim yaşanıyor. Bizim muhasebe mesleğinde de çok ciddi bir değişim süreci yaşadı. Önemli kilometre taşları yaşandı. Ki o süreci burada yaşayan arkadaşlarım var. 1984 yılına kadar Mart ayından Mart ayına yapılan bir meslek bölümünde görüyor. O günleri hatırlayacaksınız. Mart ayı şu anda faturalar gelir. Bir Mart ayı sonuna kadar fazla mesai yapılır. Mart son günü de bir nefes alırdı. Gerçekten 1984 yılında katma değer vergisiyle birlikte meslek yeni bir sürece başladı. Bu önemli bir kilometre taşıydı. İkinci kilometre taşı bize göre meslek yasamıdır. O güne kadar kâhlik diye adlandırılan örgütsüz bir toplumun örgütlü bir topluma geçişi 1990 tarihi 1968 sayılı meslek yasamıdır. Üçüncü kilometre taşı bize göre tek düzen uygulama tebliğidir. Tek düzen uygulama tebliğine kadar herkes kendine göre bir muhasebe tuttuğu, bir dil kullandığı, sistemli olduğu bir süreçte herkesin ortak bir muhasebe dil kullandığı bir sürecin başlangıcı oldu. Şimdi
Biz dördüncü bir kilometre taşı olarak meslekte bir dönüm noktası olduğuna inanacağımız yeni TTK kanunu görüyoruz. Tövbeciğer kanunu hem bizim açımızdan hem ülkemiz açısından yeni bir dönemeç oluşacaktır. Tüm hazırlıklar bunun üzerinde. Bir de sevgili hocaların çok iyi anlatacaklar. Her zaman bize söyledikleri bir şeyler vardı. Bu iş vergi için yapıldığı sürece olmaz. Ne zaman muhasebe bilgi için yapılırsa bir anlam ve değer kazanır demişlerdi. Biz tehditleri de böyle görüyoruz hocam. Yani bir fırsat boyutu, tabii tehditler boyutuna geleceğim. Ama ne zamanki meslek tüm dünyada olduğu gibi bilgi için muhasebe görüştüğü zaman bir anlam ve değer kazanacağına inanmaktayız. İşte Türkçel kanunun ertelenecek ve ertelenecek tartışmaları da bizim izlenimlerimiz, tespitlerimiz 1-7-2 tarihinde yoluna devam edecektir. Bazı değişikliklere revize olacaktır. Ama yine gördük kadarıyla Yunan Tekinat'ın deyimiyle Türk Ticaret Kanunu ana kolonlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Zaten ana kolonları çökerttiği zaman o kanun uygulanma şansı da söz konusu değildir. Ama hem meslektaşımız hem sanayi odasında temsilcimiz şuna inanmaktayım ben. Hiçbir kanun, hiçbir yasa bir ticari hayatın tercihlik adına çıkartılmaz. Tam tersine ticareti daha ileri götürmek adına yapılan bir düzenlemedir. Bu nedenle uygulamada yaşanıyor kadar eksikler varsa bunların da düzenlenmesi son derece doğal olacak. Şimdi sen aklını da ifade ettin değerli arkadaşlarım. Türkiye'de bir anlayış var. Nasıl eleştireceğiz bilemiyorum ama hepimizin yaşadığı yasalar Batı toplumuna baktığınız zaman usulce üstüne tartışılarak yasalaşıyor. Bizde ise son yıllarda, son dönemlerde hiçbir yasanın tartışılmadan olduğu diye getirildiği, hatta değişik bir yöntemle torba yasaları adı altında 30-40 tane kanun birbirine eklenerek kanunlar çıkarttılar. Bu kanunların ne kadar sağlıklı olacağını süreç içerisinde göreceğiz. Hepsi küçük hesapların yapıldığı yasalar olarak görmekteyiz. Bunların dışında bir de kanunlu kararnameler var biliyorsunuz. Yetişti, bitti hükümeti, yetki almıştı. Çok enteresandır. Giderek son anda sadece bizlerle ilgili değil, başta mimar mühendisi olmak üzere birçok meslek odasının yetkileri kısaltlayan yasal düzenlemeler yaptılar. Şimdi tüm dünya Enron olayından sonra muhasebe denetimini kaliteli yapıldığı konusunda sistemler kurmaya başladı. Son derece doğal. Biz meslek örgütü olarak bunu desteklememiz zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ama öyle bir kurum oluşturdular ki iddia ediyorum bu kurum bir yerde de bunu söyledi. Bu 10 tane yetkisini eğer meslek örgütüyle paylaşmadığı takdirde en azından beter olacak arkadaşlar. Unutmayın. İnanın en azından beter olacak. Yani bir kuruma siz hem yasama hem yürütme hem yargı görevini vererek bunu başarma şansına sahip değilsiniz. Şimdi bu kurum göreve başladı. Bir kere bağımsızlığını her gün tartışması gerekiyor. Ben konuşmalarımı burada ilk defa dile getirmiyorum. Vermezler. Dünya Gazetesi'nde iki ay makarada tam sayfa bu düşünceleri Türkiye'ye paylaştı. Marifetin dergisinde de var. Dolayısıyla bu meslek örgütünü yok sayarak kapalı kapılar ardında hesap yapılarak mesleğin geleceği kimse dizayn edemez. Ederse bu oyun bozuldu, kusura bakmasın. Şimdi yine bir akdemir de ifade etti. Bir denetim süreci var. Güzel kanunları. Bu ondan sonra muhtemelen bir kademeli geçiş olacak. Yani Türkiye'de bu iş alıştıra oluşan bir süreç olacak. Bunu da gözlemlemeliyiz. Ama siz bunu oluştururken belli bir kesime ayrıcılık sağlayıp
firmanın vermiş olduğu satı yoksa eğer bir düzenleme yapmaya kalkarsanız hukuktan bunun başarması mümkün değil. Biz başından beri kırmızı çizgilerimizin şu olduğunu ifade ettik. Dedik ki bir tüm dünyada olduğu gibi denetim bir ayrı bir meslek değildir. Denetim muhasebenin bir dalıdır. Muhasebenin bir işidir. Yasanın ikinci maddesini okur incelerseniz muhasebenin yaptığı işler arasında denetim de sayılır. Peki bu böyle olduğuna göre firmanın vermiş olduğu saatte bunun karşılığıdır. Dolayısıyla bir bu işi meslek mensupları yapmalıdır. İkincisi belli bir eğitimler geçmeleri gerekmektedir. Üçüncüsü de belli bir kıdem olması gerekmektedir. Şimdi bu iki konu göreceksiniz. Bu noktaya geleceklerdir. Bunu söylüyorum her yerde diyorum. Konuda da söyledim. Bu noktaya geleceklerdir. Yavaş yavaş şu dilleniyor. Yeminli mamuslar ile 10 yıl SMM ünvanına sahip olan kişiler bu denetimi yapmalıdır boyutuna gelmişlerdir. Evet, bir adımdır. Ama 10 yıl konusunda ciddi kavgaların olacağını herkesin bilmesi lazım. Ama buradan ifade ediyorum. Bu meslek örgütlerinin sınav dayanması getirdiği takdirde İstanbul'un 23 noktasında bunları konuştuk. Ekmeğimizi gördüklerinde oyunu mutlaka bulacağımız ifade edip ve burada bulacağız. Herkes böyle bir ister. Şimdi bir diğer konu değerli arkadaşlar sevgili arkadaşım ifade etti. Bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz ama bu genel bir ilgili duygularımı düşüncelerimi belirterek daha sonra konuşmak isteyeceğim. Türkiye dizayn diyor. Şimdi bize hocalarımız var burada. Bize dini aydınlar karşı aydınlıktan yanan karanlığa karşı mücadele ediyor öğretmenler bize. Üniversiteler susturuldu. Hiç konuşan bir üniversite görüyor musunuz? Yargıdan endişeler duydu. Tek tek Anayasa Mahkemesi başkanı, Danıştay başkanı, Türkiye bir dizayn ediyorlar ya. Şimdi diyorlar ki başkanlık sistemi niye tartışmasın diyorlar. Başkanlık mı, diktatörlük mü? Bunu da toplumun değerlendirmesi gerekiyor. Bakın geriye bir kez güç kalmıştır. Bu gücün, bu ülkeyi yönetenler, dizayn edenler farklıdırlar. O da meslek odaların gücüdür. Bakın sadece 7 akademik meslek birliği üye sayısı 800 bin kişi açmaktadır. Temobil üye sayısı 300 bin açmaktadır. Şimdi bahsettikleri yazının öncesinde ki dün hem diski hem Temobil'in tabiplerinin basın açıklamaları var. Şu anda Temobil'i göstermeye çalışıyorlar. Neden? Konuşuyor. Toplumsal mahallet ediyor. Biz de başından beri sandığımız çok güzel ifade etti Sayın Akdemir. Siyaseti tarikatlar yapacak, cemaatler yapacak. Meslek odaları oturdu yani oturmayacak. Üyenin haklarını yanı sıra toplumsal konularda hiç görüş üretmeyecek. Böyle bir şey olur mu? Değerli hocam, değerli arkadaşlar. Biz İstanbul'da olarak her ay çarpı yere gidiyoruz. Çok enteresan rakamlar da çıkıyor. Milli gelir dağılımında fakir bir ayakkabı peşinde zengin arabayı nasıl değiştirir peşinde bunları açıklıyor topluma. Bunun adı siyasetçi siyaset olmalı. Şimdi bu 8 örgütlü gücü nasıl dağıtım hesabı yapalım. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi şu anda meslek odaları gücünü Anayasa'nın 133. maddesine anlatılır. Bu maddeyi değiştirmek istiyorlar. Ne yapmak istiyorlar? Çerçeve tek bir yasa yapmak istiyorlar. Yani idari mali özellikle olmayan isteyen ihtiyar anlamda üye olabilen ve hepsinde nispi temsilcinin olduğu çerçeve bir meslek yasası. Beraber. Yani örgütlü bir gücü Türkiye'de örgütlü toplumu örgüt sahibi getirmekle ilgili olan bir süreç başlıyor Türkiye'de. Herhalde
meslek odaları olarak biz buna izin vermeyeceğiz inanıyorum. Zaten bu örgütlü yapılar da yok edildiği zaman Türkiye'de kimler diye konuşacaklar. Bunu ayrıca değerlendireceğiz.